Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Kanal 56 Ana Haber Bülteni'ne, Siirt'in haber merkezine hoş geldiniz. Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden biri olan İstanbul 3. Havalimanı ihalesini Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu'nun yönetim kurulu listesinde olan iş adamı Nihat Özdemir aldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden biri olan 3. Havalimanı ihalesini Liman Yönetim Kurulu Başkanı ve Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu'nun yönetim kurulu listesinde olan Nihat Özdemir aldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden biri olan 3. Havalimanı ihalesinde ipi göğüsleyen Liman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, bir yıl içinde inşaata ilk kazmanın vurulacağını açıkladı. Özdemir, havalimanının 2018'in sonuna doğru teslim edileceği bilgisini de verdi. 22 milyar 152 milyon dolarlık teklifle 3. havalimanı ihalesini kazanan Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, havalimanının %20'lik bölümünün öz kaynaklarla yapılacağını belirtti. İnşaatta bir yıl içinde ilk kazmayı vuracaklarını ifade eden Özdemir, kazandıkları ihalenin Türkiye'nin ve dünyanın en önemli ihalelerinden biri olduğunu kaydetti. İhalenin şeffaf, açık ve güvenilir bir şekilde yapıldığını belirten Nihat Özdemir, havalimanını 2018 yılının sonuna doğru bitireceklerini söyledi. Liman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ayrıca Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu seçimlerinde yönetime seçildikleri takdirde Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ile birlikte Siirt'imizin büyümesine odaklı vizyonumuz sanayi ve kalkınmaya öncü güçlü bir yönetimle Siirt'i daha iyi yerlere taşıyacaklarını belirtti. Değerli izleyenler, bölgenin, Siirt'in ve Tillo'nun geleceği çalıştayı kültür merkezinde düzenlendi. Siirt'te bölgenin, Siirt'in ve Tillo'nun geleceği çalıştayı düzenlendi. Valilik ve Çevre Kültür Derneği'ni Koruma ve Tanıtma Vakfı işbirliğiyle bölgenin, Siirt'in ve Tillo'nun geleceği çalıştayı kültür merkezinde yapıldı. Siirt Valisi Ahmet Aydın, Çekül Vakfı Başkanı Profesör Doktor Metin Sözen, bilim adamları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ve STK'lar katıldığı çalıştay 4 saat sürdü. Çekül Yüksek Danışma Kurulu üyesi Faruk Göksu, Çalıştay'da yaptığı konuşmada Anadolu kentlerinde kentsel dönüşümden çok tarihsel dönüşüm adını verdikleri kültürlerine sahip çıkma bilincinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. 15 bin yıl geriye giden zenginliğe ve çeşitliliğe sahip. O nedenle biz burada özellikle bu ayrıcalıklı coğrafyada kimliğimizi yeniden tarihsel dönüşümün dinamiği olarak nasıl ortaya koyabiliriz? Geleceğimizi tarihi, kültürel ve doğal değerlerle birlikte yeniden nasıl kurgulayabiliriz? Bugün bunları konuşacağız. Ben kısaca yöntemi de açıklayayım size. 4-5 tane temel sorumuz var. Sizden tek ricam var. O sorulara yönelik o tartışma zamanı içerisinde o soruya yönelik önerilerinizi, görüşlerinizi bildirirseniz daha yararlı olur. Çalıştay'da bölgenin ve özellikle ilin doğal, kültürel ve yer altı zenginliklerinin diğer bölgelere göre farkındalıklarını ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Göksu, bu farkındalıkları ön plana çıkararak bugüne ve geleceği planlayacağız. Önümüzdeki Eylül ayına kadar Çalıştay'da belirtilen önerileri değerlendirerek bir yol haritası çizeceğiz dedi. Bu süreler kişiler dakika olma gibi esasında birer dakikada, 30 saniyede, 40 saniyede parmak kaldırarak önerdiğimizde 40 günlük Siirt'te oldu. Evet. Farklı kentten ana başlıklar, tarım, dini motifler ya da dini değerler, coğrafi değerler olarak 3 başlık altında söyleyebiliriz. Tarım değerleri işte fıstığımız, zivzik narımız ve bahçelerimiz. Bunun yanında el sanatları da katabiliriz. El sanatları bu yörenin tarihsel süreç içerisinde insanların hem kendi değerlerini ortaya koydukları hem de ekonomik olarak bunu kazanç haline getirdikleri bir değerdir. Çalıştayı değerlendiren Çekül Vakfı Başkanı Profesör Doktor Metin Sözen de çalıştayın çok verimli geçtiğini belirtti. Siirt'in her alanda zengin ve potansiyeli olduğunu, bunların da daha detaylı bir şekilde görüşme imkanı bulduklarını anlatan Sözen, bunların ışığında Siirt'in geleceğini belirleyen planı çizmeye çalıştıklarını söyledi.
Değerli izleyenler, Siirt'te bir ilk gerçekleşti. Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Sedat Güneş, Siirt'te ilk kez kunduracı göğsü ameliyatı gerçekleştirdi. Siirt'te bir ilk gerçekleştirerek halk arasında kunduracı göğsü olarak bilinen Pectus Excavatus Ravic tekniği uygulanarak ameliyat edilmeye başlandı. Siirt Devlet Hastanesi'nde Yücel Göknar adlı askerin göğsünde oluşan derin bir çukur yaklaşık 6 saat süren başarılı bir operasyonla giderildi. Siirt Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Sedat Güneş, Ravic tekniğiyle uygulanan ameliyatın Türkiye'de bulunan 57 üniversite hastanesinin ancak 30'unda gerçekleştirebildiğini ifade etti. Doktor Güneş, hastada halk arasında kunduracı göğsü olarak bilinen göğüs kafesinin içeri doğru çökmesi şeklinde görülen bir hastalık saplantı. Bunun tedavisi olarak önceden açık cerrahi yöntemle orta hattın kesilmesiyle bir operasyon gerçekleştiriyorduk. Bu son derece kontrollü, hastanın hareketini uzun süre kısıtlayan bir yöntemdir. Hastamızın kemik yapısı sert olduğundan Ravic yöntemiyle yaptığımız operasyonda göğüs kafesi çukur bulunduğundan 300 cc bir sıvı taşıyabiliyordu. Steryumu çöktü, bunu ancak göğüs kafesine platin yerleştirdik. Bu ameliyat büyük merkezlerde yapılabilen normal şartlarda multidisiplin dediğimiz kardiyoloji uzmanlara, göğüs hastalıkları uzmanına ve anestezi uzmanına danışarak bu noktada ciddi yardımlarını alıyoruz. Kullanılacak malzemenin temin edilmesini de öngörüyoruz. Türkiye'nin önemli üniversite hastanelerinde ancak yapılabilen bu büyük bir ameliyat Siirt'te ilk kez yapıldı. Yaklaşık 6 saat süren operasyon sonunda hasta 24 saat sonra ayağa kalkarak yürüdü dedi. Biz bunu operasyonda bu sternum dediğimiz iman tahtasının altına bir çelik bar yerleştirdik. Bu çelik bar iman tahtasının aşağı göçmesini, tekrar eski hale almasını engelleyecek. Bu hem ömrü hayatında tekrarlamaması için hem de gerektiğinde o bölgenin tekrar açılmasında herhangi bir sıkıntı olmaması için bu yöntemi tercih ettik. Kendisi de bir sıkıntıyla karşılaşmadı. Gayet de güzel oldu. Sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler olsun. Hasta Yücel Göknar, hastalığının zor denecek kadar kolay geçtiğini ifade etti. Göknar, salı günü ameliyat oldum, çarşamba günü de ayağa kalkarak yürüdüm. Kunduracı göğsü olarak bilinen bu hastalıkla nefes alıp vermekte zorlanıyordum. En ufak bir yürümede tıkanıklık yaşıyor ve bayılacak gibi oluyordum. Ameliyat olmak için büyük şehirlerdeki hastaneler önerildi. Ancak Siirt Devlet Hastanesi'nde iyi bir göğüs cerrahi uzmanı olduğunu öğrendim. Neticede yapılan başarılı ameliyatlarla rahatsızlığımdan kurtuldum. Küçük bir ağrı dışında kendini çok iyi hissediyor ve nefes alıp vermekte zorlanmıyorum. Doktora çok teşekkür ederim diye konuştu. Basit denilmeyecek kadar zor. Zor denilmeyecek kadar da kolay geçti yani. Yani Pectus Excavatum denilen bir rahatsızlık. Yumurta, kunduracı göğsü denilen bir hastalık. Yani şekil bozukluğundan kurtardığı için Sedat Hoca'ya teşekkür ediyorum. Bu kadar. Salı günü ameliyat oldu. Çarşamba günü öğleden sonra yoğun bakımdan çıkartıldım. Yani şu an gördüğünüz gibi sağlam. Sedat Hoca'ya teşekkür ediyorum. Evet, hastamızı cesaretinden ötürü tebrik ediyoruz ve geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Hocamıza da başarılar. Değerli izleyenler, Siirt Şefkat Yardımlaşma ve Eğitim Derneği Siirt'teki öğrenciler yararına kermes açtı. Şefkat Yardımlaşma ve Eğitim Derneği Siirt'teki yoksul öğrenciler yararına kermes açtı. Güreş Caddesi üzerinde düzenlenen kermesin açılışını dernek başkanı Enver Aytaç ile dernek yöneticisi Emin Topçu yaptı. Amaçlarının Siirt'teki yoksul öğrencilere katkı sunmak olduğunu belirten Şefkat Yardımlaşma ve Eğitim Derneği Başkanı Enver Aytaç, kermesimizi geleneksel hale getirdik. Yardımsever Siirtli hanımların yaptıkları el işi ürünlerle birbirinden nefis tatlarla sahip yöresel yemeklerin satışa sunulduğu kermesimizden elde edilecek gelir, yoksul ama başarılı öğrencilerin öğrenimleri için harcanacaktır, dedi. İlimiz merkezinde faaliyette bulunan Şefkat Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Hizmet Derneğimizin her yıl olduğu gibi bu sene de hayırlısıyla muhtaç öğrenciler ve aileler yararına kermesimizi açmış bulunmaktayız.
Bugün ve ayın 11'ine kadar sürecek olan kermesimize tüm Siirtli halkımızı davet ediyoruz. Katkılarınızı bekliyoruz. Teşriflerinizden dolayı da sizlere teşekkür ediyoruz. Kermesimizde neler olacak? Kermesimizde genelde her sene olduğu gibi bayan el işi ve mahalli yemekleri biz hizmete sunacağız. Onların satışından elde edeceğimiz gelirleri inşallah ihtiyaç sahibi olan öğrenci ve ailelerimize dağıtacağız. Kermesin 11 Mayıs gününe kadar açık tutulacağı belirtildi. Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın doğalgaz tesisat işini yapan firmanın kazan dairesinde bıraktığı doğalgaz kombi malzemeleri çalındı. Siirt'te öğle saatlerinde bir apartmanın kazan dairesinden doğalgaz vanaları çalındı. Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın doğalgaz tesisat işini yapan firmanın kazan dairesinde bıraktığı doğalgaz kombi malzemeleri çalındı. Edinilen bilgiye göre çalışma yapmak için binanın üst katına çıkan işçiler kazan dairesinin kapısını kapatmadığı ve çalışma yaptıkları sırada malzemelerin yerinden alındığı iddia edildi. Malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden işçiler 155 polis ihbar hattını arayarak olayı bildirdiler. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri binanın girişinde ve kazan dairesinde incelemelerde bulundular. Polis olayla ilgili incelemelere devam ediyor. Yani değerli izleyenler, Batman Belediyesi bölge belediyelerine verdiği destekler kapsamında Siirt Belediyesi'ne hibe eden asfalt makinesini teslim etti. Batman Belediyesi bölge belediyelerine verdiği destekler kapsamında Siirt Belediyesi'ne hibe edilen asfalt patenti teslim edildi. Siirt Belediyesi'ne teslim edilen asfalt patentinin koruma çalışmaları da başladı. Batman Belediyesi tarafından 2012 yılında Siirt Belediyesi'ne hibe edilen asfalt patenti ekipmanları önceki gün Siirt Belediyesi'ne teslim edildi. Yapılan tesminatın ardından Eruh yolu üzerinde bulunan Siirt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinin yanında bulunan arazide kurumuna başlandı. Asfalt palentinin kurulum çalışmalarının bir ay içinde tamamlanacağı ve Haziran ayı başında asfalt üretimine deneme çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Yapılan deneme çalışmalarından sonra üretim başarılı olması halinde üretilecek asfalt şehir merkezindeki yol yapım, onarım ve düzeltme çalışmalarının daha hızlı bir şekilde yapılmasını. Değerli izleyenler, Kurtalan ilçesinden Siirt tarafına gelen bir araç Kayabağlar yol ayrımında sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kurtalan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kurtalan ilçesinden Siirt'e giden Ferman Erdem yönetimindeki 56AF302 plakalı otomobil Kayabağlar yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ferman Erdem, Sevgün Erdem, Akif Erdem ve Remziye Sarsılmaz acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Evet, kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz. Evet, yaz ayları geldi malum, bir yerlere gideceğiz. Lütfen sürücülerimiz dikkat edelim, trafik kurallarına uyalım. Evet, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar mesire alanlarına koştu. Vatandaşların en uğrak yeri ise Başur mesire alanı oldu. Hafta sonunu en keyifli şekilde yaşamak için mangalını alan mesire alanına koştu. Haftanın yorgunluğu ve artan sıcaklar vatandaşları mesire alanlarına çekiyor. Siirt'te hava sıcaklığı 29 derecede. Artık yanıyoruz diyen vatandaşlar soluğu Başur'da alıyorlar. Mayıs ayının ilk haftasında yakan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar da su kenarları ve mesire alanlarına yöneldiler. Siirt-Kurtalan karayolunda bulunan Başur mesire alanı vatandaşların en fazla akın ettiği alan oldu. Mangallar, çekirdekler ve güzel sohbetler güzel bir hafta sonu için yeterli oldu. İş yoğunluğundan dolayı
hafta sonu kaçamak yapabileceğimiz bir yer, başvuru mesire yeri. Oldukça güzel bir yer, ağaçlık. Özellikle sıcak havalarda ağaçların gölgesinde dinlenme fırsatımız oluyor. Burası da temiz tutulan bir yer. Açıkçası hani girişte verdiğimiz ücretin hakkını veriyorlar arkadaşlar. Temiz tutuyorlar burayı. O açıdan ailemizle gelip piknik yapabileceğimiz nadir yerlerden bir tanesi. Bu gibi yerlerin ilimizde daha da artmasını temenni ediyorum. Açıkçası Ero yolundaki diğer mesire alanları olsun, yeni baraj etrafındaki mesire alanlarına da bu tip dinlenme tesisleri yapılması halkımız açısından en azından sosyal faaliyetleri kısıtlı olan ilimiz için daha yararlı olacağını düşünüyorum. Niye burayı tercih ettiniz? Burayı tercih etmemin sebebi hani çocuklar için olan alanın daha güzel olması, hani etrafın kapalı olması, giriş çıkışın düzgün olması, hani ailevi bir de hani girenin çıkanın hep aile olması, daha güzel bir ortam olması, hani bu tarz şeyler yüzünden burayı tercih ettik. Mangal attınız mı? Efendim, Siirt'in öne çıkan haberleri bu şekildeydi. Yarın aynı saatte bizler tekrardan karşınızda olmayı umut ediyoruz efendim. O zamana dayın kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.